Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde son 15 yıl günden beri hareketlilik başladı. Milletvekili adaya dayalı çıkmaya başladı. Erşin Bey'de 2011 yılının milletvekili adaya dayalı bu dönemde yeniden bir yola çıktılar, rahatlıkla geçirdiler. Onun için biraz üzerine kıldı çıkmadı ama bu akşam burada bizimle beraber kendisine hoş geldiniz diyoruz. Genel yönetimden girdim çünkü inancım Türkiye'de genel yönetimleri yakalayacaksak genel yönetimlerde başarılı olmaz. Şeffaf, saygın, katılımcı demokrasi. Önce kendi partilerimizi kapmamız lazım karar alma süreçlerine. Bize üniversitede siyasi partilerle ilgili bilim öğretilirken sosyalist bilim adamı Duverje için demişlerdi ki siyasi partiler menfaat birliği gruplarıdır. Biz de sosyalist olan birkaç arkadaş itiraz etmiştik. Ne demek menfaat birliği hocam? Masum öğrenciyiz yani. Biz menfaat için siyaset yapmıyoruz. Biz ideolojik inancımızla yapıyoruz falan. Hayır. Menfaat birliği bireysel menfaat değil sadece. Bazısı kadro partisi bırak, kadrosun menfaatlerini. Bazısı sınıf partisi bırak. Sermaye sınıfı, bazı işçi sınıfının, emekçi köylünün, çiftçinin, orta sınıfın partisini kurar. Bir toplumsal kesimin menfaat birliğini sağlayan o menfaat durumudur. Cumhuriyet Halk Partisi bir kitle partisi ve sosyal demokrat olarak kendini tanımlayan geniş emek kesimlerini, esnafını, zanaatkarını, tarım kesimini, toplumun geniş yığınlarını, menfaatlerini ön plana tutar. Ve sosyal demokrat, sosyal devlet demek tıpkı bir babanın, bir ananın hani üç tane, dört tane evladı içerisinde en zayıf, en fakir olan hangisiyse okuyamamış, para kazanamamış olan evladını evlendirmek için, ona ev bak sahibi yapmak, araba sahibi yapmak için ana baba daha çok yardımcı olur. Başarılı olan okumuş, para kazanmış, güçlü olan evladını desteklemez. Sosyal devlette en fakir, en zayıf olan evladını, vatandaşını destekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de felsefesi bu. En zayıf evladı olan, o sosyal devlet baba, en zayıf vatandaşını destekleyecek. İşçisini, işsiz yığınlarını destekleyecek. Diğer emekçisini, emekçi olduktan bir sürü emeğini bile satamayan, iş bulamayanları destekleyecek. İşte tarımsal, esnaf, zanaatkar falan. Bunları öncelikle destekleyecek. Ama benim partim öncelikle kendisini iktidar olduğu yerlerde bu düşüncesini, bu felsefesini hayata geçirdiğini somut göstergede olacak. Boş, lafla, beynine de bir şey yürümüyor. Biz bunları istediğimiz kadar anlatalım. Anlatalım. İnandırıcı olamayız kendimiz uygulamaya koymazsa. Taşeron sistemine kendi belirli yönetmenimiz olduğu yerde kendimiz son vermezse bazı ihaleleri verirken ama AKP bizden hesap sormasın, ama rahat konularında dedikodu çıkmasın diye bizden, bizim partilerden uzaktakilere verirsek inandırıcı olamayız. Şimdi bunları söylüyoruz samimiyetle. Kendi partisine vuruyoruz diyenlerde duysunlar, bunların arkasındayım. Ben de 20 küsur senedir siyasetin içindeyim. Dolayısıyla bu dönem milletvekili olurum ya da olamam. Bundan sonra çekip gideceğim. Kimseden de korkum yok bunları söylemekten. Bana kim kızacaksa da kızsın. Benden daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğuna inanmıyorum bana kızacak olanlar. Sadece yerlerini koruma kaygısıyla bana kızarlar. Bütün bunları da sizlerin gerçek duygu ve düşünceleriniz olduğunu, içinde bulunduğunuz kendi aranızdaki ev sohbetlerinde, özel sohbetlerinizde bu sıkıntıları dile getirdiğinizi, ama yüksek sesle birilerinin dile getirmediği için ama susun dediğini, partinin içinde de çavuşak sürecinin gibi susulduğunu biliyorum. Ve biz bunları partimiz içinde konuşup aşamazsak, bu konuda çok ciddi adımlar atamazsak zaten bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin halinde zordur.